Hepimiz geceleri gökyüzüne bakıp yıldızları merakla izlemişizdir. Peki ama yukarı baktığınızda hiç yıldız olmamasının, yani yıldızsız bir gökyüzünün nasıl bir şey olacağını düşünebiliyor musunuz? İşte büyük patlamadan sonraki yaklaşık 200 milyon yıl boyunca gökyüzü aynen böyleydi. Evren genişledikçe soğudu, karanlıklaştı ve aslına bakarsanız bu haliyle sizin, benim gibi canlıların ortaya çıkabileceği bir ortamın oluşma şansı da gittikçe azaldı. Astronomlar evrenin tarihindeki bu dönemi karanlık çağlar olarak adlandırıyorlar. Karanlık çağlarda uzayda gezinen bir sürü atom vardı. Bunların yaklaşık %75'ini bir protonlu hidrojen atomu, geri kalan %25'inin çoğunu ise iki protonlu helyum atomu oluşturuyordu. Geri kalan kısımda da azar azar 3 protonlu lityum, 4 protonlu berilyum ve 5 protonlu bor vardı. Açık konuşmak gerekirse bir de astronomların tam olarak ne olduğunu bilmedikleri için karanlık madde diye adlandırdıkları bir şey vardı. Ama biz bunu şimdilik yok sayacağız çünkü bu aşamada bizim için bir önemi yok. Aslında en başından evren oldukça basitti. Bunları büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra keşfedilen kozmik arka plan ışımasına dair yapılan çalışmalardan biliyoruz. Bu bize o zamanlarda maddenin evrende fazlasıyla eşit şekilde dağılmış olduğunu gösteriyor. Her yer aynı sıcak aynı yoğunluktaydı ve aynı atomlara sahipti. Gerçekten her şey aynıydı ve bu bir sorun oluşturuyordu. Çünkü her şeyin çok basit ve aynı olduğu bir evrende ilginç bir şey gerçekleşme ihtimali çok azdır. Sonuçta böyle bir evrende siz ve ben nasıl ortaya çıkabiliriz? Aslında bunun nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. Bu olayda başrolü yıldızlar oynuyor. O yüzden bu bölümde öncelikle yıldızların nasıl oluştuğunu sizinle konuşacağız. Bölüm boyunca Goldilocks şartları dediğimiz uygun koşullar oluştuğunda daha karmaşık şeylerin ortaya çıkabildiğini göreceğiz. Ne çok sıcak, ne çok soğuk, ne çok büyük, ne çok küçük. Ne birbirine çok yakın, ne de çok uzak. Ne demek istediğimi anladınız umarım. Peki, evrenin ilk zamanlarındakinden daha karmaşık bir şeyler yaratmak için gereken Goldilocks şartları nelerdi? Görünen o ki bu koşullar aslında bütün evrene dağılmış durumdaydı. Bu elzem şeylerden ilki çokça maddeydi. İkinci olarak yer çekimi. Ve üçüncü olarak da maddenin dağılımında küçük farklılıklar gerekiyordu. Bunların hepsi mevcuttu kozmik arka plan ışıması hakkında WMAP o uydusu gibi gelişmiş uydularla yakın zamanda yapılan çalışmalar kozmik arka plan ışımasında gerçekten de bazı küçük sıcaklık farkları olduğunu ortaya çıkardı. Örneğin bazı bölgeler diğer bölgelerden bir derecenin yüz binde biri daha sıcaktı. Bu da yer çekiminin devreye girmesi için yeterli oldu. Yer çekiminin bu aşamada yaptığı şey bu farklılıkları büyüterek daha ilginç şeyler haline getirmekti. İşte bu farklılıklar sayesinde yer çekimi etkisini göstermeye başlayınca sonuçta yepyeni bir şey olan yıldızlar ortaya çıktı. Hadi bunun nasıl olduğuna bir bakalım. Hatırlayacağınız üzere yer çekimi dört temel kuvvetten birisi ve hikayemizin bu kısmının da yıldızı kendisi. Newton'ın da gösterdiği üzere yer çekimi maddelerin daha fazla olduğu ve birbirlerine daha yakın durduğu yerlerde daha kuvvetli oluyor. Bir örnek verecek olursak dünyanın yer çekimi kuvveti sizin üzerinizde çok etkili ama eğer uzaya doğru giderseniz bu kuvvet hızla zayıflar öyle değil mi? Şimdi evrenin ilk zamanlarına dönelim ve bu kuvvetin nasıl işe yaramış olabileceğine bakalım. Az evvel diğerlerinden biraz daha yoğun ve biraz daha sıcak bazı bölgeler olduğunu söylemiştik. Bu bölgelerde yer çekimi de biraz daha kuvvetliydi. İşte bu kuvvet bu bölgelerin kümelenmesini sağladı. Bölgeler küme haline geldikçe daha da yoğunlaştılar. Yoğunluk artınca yer çekimi daha da güçlendi ve kümelenme hareketi daha da büyüdü. Yer çekimi daha da güçlendi, kümelenme raydan çıkmış bir tren gibi hızlandı ve süreç böyle zincirleme şek şekilde hızlanmaya devam etti. Bu aşamada bu bulut suların merkezlerindeki atomlar birbirleriyle oldukça sert bir şekilde çarpışmaya başladılar ve özellikle de çoğunluğun yer aldığı merkezdeki bu atomlar gittikçe ısındılar. Şuna dikkat edin. Şimdiye kadar soğuyan bir evrenden bahsediyorduk fakat şimdi ilk defa belirli noktalarda ısınmaya başlayan bir evren hakkında konuşuyoruz. Sıcaklık zamanla 3000 dereceye ulaştı. Bu size bir yerlerden tanıdık geliyor olmalı. Bu sıcaklık protonların elektronları artık tutamadıkları, dolayısıyla da atomların artık birbirlerine tutunamadıkları değeri ifade ediyor. Yani burada kozmik arka plan ışımasından da önce var olan bir çeşit plazma yaratılmış oldu. Bulutsunun sıcaklığı yükselmeye devam etti ta ki nihayet 10 milyon dereceye ulaşana kadar. Bu sıcaklıkta olağanüstü bir şey gerçekleşir. Protonlar birbirlerine o kadar bir şekilde çarparlar ki pozitif yüklerinin sebep olduğu itme kuvvetinin üstesinden gelerek birbirleriyle kaynaşıp onları güçlü bir çekirdek gücüyle bir arada tutan yeni bir form oluştururlar. Bunlar olurken büyük bir enerji açığa çıkar maddenin bir kısmı saf enerjiye dönüşür. Burada olanlar bir hidrojen bombasında olanlara çok benziyor. Artık bulutsunun merkezinde adeta bir fırın gibi sıcak olan ve yer çekimine karşı koyarak konumunu sabitleyen bir şey var. İşte şimdi yıldız parlamaya başlıyor. Bu yıldız milyonlarca hatta milyarlarca yıl boyunca parlayacak. Bu konu, bu bölümdeki ikinci karmaşıklık eşiğimizi oluşturuyor arkadaşlar. Büyük patlamadan yaklaşık 200 milyon yıl sonra evren yıldızlarla dolmaya başlar, hem de milyarlarcasıyla. Artık evren, yıldızların oluşumundan önce görülen tek düzey yığından daha ilgi çekici bir yer. Artık yıldızlarla dop bir evrenimiz var. Sadece bakınca ilgi çekici oldukları için demiyorum, yıldızlar bundan çok çok daha önemliler. Eğer evrenimiz ısı ve ışık saçan enerji kaynaklarıyla yani yıldızlarla dolu bir hale gelirse daha ilgi çekici bir yer olur. Aslında astronomlar bugün bile yeni oluşmakta olan yıldızlar görebiliyorlar. Bu halen devam eden bir süreç. Onları yıldız yuvalarında buluyorlar. Yıldız yuvaları gökyüzünde görebileceğiniz en güzel şeylerden biri. Bence Hubble internet sitesine girerek ya da bir teleskop kullanarak onları izlemeye değer. Çünkü yıldız yuvalarında gerçekten de gökyüzünde görebileceğiniz en güzel görüntüleri bulabilirsiniz. Yıldızlar evrenin karmaşıklığını başka bir açıdan daha arttırıyor. Onlar evrene yıldızlardan galaksilere, galaksilerden süper kümelere kadar uzanan farklı boyutta pek çok yapıyı kazandırıyorlar. Bu yapıları tek tek ele almaya çalışalım. Gelin yıldızlarla başlayalım. Yıldızlar aslında gayet basit bir yapıya sahip. Merkezde çok yüksek sıcaklıklarda birbirleriyle kaynaşarak helyum çekirdeği oluşturan protonlar bulunur. Merkezin yani çekirdeğin hemen etrafında kaynaşmayı ve bu yapıya katılmayı bekleyen bir proton grubu yer alır. Merkezden yayılan enerji ve ışık fotonları plazmaya doğru yavaşça ilerler. Kimi zaman yüzeye ulaşmaları binlerce yıl alır ve sonrasında da uzaya yayılırlar. Yıldızların işte böyle bir yapısı var. Ama sonuçta yıldızlar da daha büyük yapılar oluşturmak için yer çekimiyle bir arada tutulurlar. Biz işte bunlara galaksiler diyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi belki 100 milyar belki de 200 milyar yıldızdan oluşuyor. Kesinlikle kocaman. Evrenin tamamındaysa belki de 100 milyar galaksi olabilir. Ama bundan daha büyük yapılar da mevcut. Yer çekimi galaksileri bir araya toplayıp kümeleri oluşturuyor. Bizim lokal grubumuzda böyle bir küme. Aralarında çıplak gözle görülebilen Andromeda galaksisi ve Magellan bulutlarının da bulunduğu yaklaşık 30 galaksiyi içeriyor. Yer çekimi kümeleri de bir arada tutup süper kümeler oluşturabiliyor. Süper kümeler evrene, zincirlere benzeyen devasa ağlar şeklinde yayılıyor. Bunun ötesine geçmeye çalıştığımızda yer çekimi süper kümeleri bir arada tutmak için güçsüz kalıyor. Süper kümelerin ötesine geçince Hubble'ın gördüğünü görmeye başlıyorsunuz. İşte o aşamada süper kümelerin birbirlerinden uzaklaştığını, evrenin genişlediğini görebiliyorsunuz. Hadi şimdi özetleyelim. Bu bölümde gittikçe karmaşıklaşan bir yapıyı inceleyeceğiz. Şu an yıldızlarla başladık ve yıldızlar daha karmaşık yapılara giden anahtarımız olacak. Evrenin çoğunluğu soğuk, karanlık ve boştu ki hala da öyle. Bizim açımızdansa bu haliyle çok çok sıkıcı bir yerdi. Yıldızlar Antarktika'da yanan bir kamp ateşi gibi soğuk ve karanlık bir evreni aydınlatan ışık kaynakları oldular. Bu aşamadan sonra Goldilocks şartlarının evrenin bütününde değil, galaksilerde hatta ve hatta yıldızların etrafında yani kamp ateşlerimizin etrafında bulunduğunu göreceğiz. Artık hikayemiz bu doğrultuda devam edecek.